Üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Canavar cihisi öldürmeye teşebbüs suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç'un, Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinden sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle bağlanarak Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alındı. Duruşmada mahkeme başkanı Arduç'a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliğiyle Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, zanlıyı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Elbette verilecek hiçbir ceza ailenin acısını ortadan kaldırmayacaktır. Ama bundan şu şekilde teselli buluyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen en ağır ceza verilmiştir ve cezasında da indirim yapılmamıştır. Türk ceza hukuk anlamında adalet tecelli etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ceren'in ailesi kararı acımız devam edecek sözleriyle değerlendirdi. Kardan memnunuz. Ayrıyeten bize destek olan avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Ama böyle de olması gerekir diye düşünüyorum. Başka da çok söyleyecek bir şeyim yok. Yılmaz Bey. Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Acımız yine devam edecek içimizde.